Cenk meydanına geldiğinde, kendisinden 7 ila 8 kat büyük olan orduyu ters duruyor diye hizaya almasını bekler. 40 bin askerin hainlik yapar. Oğulların bile savaştan kaçar. Sen ise Bağdı veledlerin dalga geçtiği kişi olursun. Rahmetli Yıldırım Bey. Küçük yaşta tahta çıkarsın. Herkes seni küçümser. Şahi tokunu inşa edersin. 21 yaşında Konstantiniyye'yi fethedersin. Otluk Beli Savaşı ile Uzun Hasan'ı mağlup edersin. Kahraman oğlunu tek seferde alt üst edersin. 6 yabancı dil bilirsin. Herkesi kendine hayran edersin. Gözünü İtalya yarımadasına dikersin. Ancak suikast ile öldürülürsün. Zorluklarla tahta çıkarsın. Kardeşlerini öldürmek zorunda kalırsın. Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail'i yenersin. Herkese fake atıp Memlüklere dalarsın. Mercibalık'ta büyük bir zafer alırsın. Geçilemez denilen Sina Çölü'nü 13 günde geçersin. Bidaniye Savaşı'nı kazanıp ilk Türk halife olursun. Ülkeyi 3 kat büyütürsün. Hindistan'a çıkmaya niyetlenirsin. Ama babanın bedduası tutar ve vefat edersin. Osmanlı'nın sınırları en geniş haline geç. Avrupa'ya korku sal. 11 yılını seferde geçir. Kimsenin yapamadığını sen yap. 13 büyük sefere çık. Avrupa'da muhteşem Süleyman. Doğu'da kanlı Sultan Süleyman. Diye nam sal. Ve Osmanlı'ya altın çağı yaşat. Ve sonra da çıkıp desinler ki. Anoni'nin ciddiye alınacak bir adam olmamızın sebebi bir kere kendisine vasi bir imparator.